Chaos soon come. Sandalyemi getirdin, aferin. Bilgisayarımı da getir. Emir mi veriyorsun sen bana? Tamam hadi sandalye. Sen bana emir mi veriyorsun? Bilgisayarımı da getir. Az önce ne yaptığını anlatayım mı insanlara? Ha, anlatayım mı? Ha, eşşi olacak, adam ol. Doğal bir şey yaptım. Siktir git. Doğal, sen yapmıyorsun sanki. Yapmasak problemi. Ya salak salak konuşma ya, pis iğrenç herif. Arkadaşlar Tolunay hep böyle pis muhabbet yapıyor ya. Bundan nasıl kurtulabiliriz? Tolunay'la ev bakıyoruz, biliyor musunuz bunu? Bu yeni evin projesi var. Şeyi, bir şeyleri, olayları. Özden evimize mikrop getirmeye devam ediyor. Ben de ufaktan hasta oldum Özden sayesinde. Dışarıdan bulduğu bütün mikropları kobay faresi gibi üstümüzde deniyor yani. Kötü kelimeler kullanmak istemiyorum ama belli bir limite kadar kredi çekmeyi düşünüyorduk. Bakıyoruz ona göre. Ben söyleyeyim, 2 milyon falan çekmeyi planladık diyorum işte. Ne oldu? Tamam, 2-3 diyordum zaten. Tamam. 3 alamıyoruz işte, 2 milyon alabiliyoruz gibi duruyor. Arkadaşlar şimdi 3 milyon falan bir kredi çekmeyi planlıyorduk. Ona göre de işte ev bakıyoruz vesaire, elimizdeki parayı da değerlendirip bakıyoruz. Aradık evi, birinci ev yok, kredi yok. İkinci ev bilmem 1000 liraya kadar kredi çekebilirsin. Üçüncü ev 1 milyona kadar kredi çekebilirsin falan fistan derken en son evlerden bir tanesi 700'e kadar çekersin ama üstünü çekersen de kendin vergisini ödersin %18 dedi. Yani bütün hevesimizi kursağımızda bıraktı. O yüzden mutsuzuz. Tolunay bugün birkaç ev bulmuş galiba. Yarın onlara bakarım ben ayık kafayla. Gideriz belki aşkıma. Yine bizim evin yakınlarında bir yermiş. Kurtulamıyoruz bu illet yerden de. Başka yer yok. Neyse. Burası da çok uzak ya. Aslında güzel bir yer bence. Ben burayı seviyorum ama biraz uzak kalıyor. Benim gece hayatımı yaşamamı biraz zorlaştırıyor burası ama neyse, artık Tolunay'a diyeceğim ki gel al beni. Öyle. Ne ya? Başka bir şey düşünüyorum. Yine daldın ya. Geçen ben bayağıdır buralarda yokum. Belki fark etmemişsinizdir büyük ihtimalle. Ama birçoğunuzun da fark ettiğini hissediyorum. Anlıyorum. Tahmin ediyorum. Neden yoktum? Çünkü bu odaya hiç girmediğim gün bile olmuştur benim belki. Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Çünkü Tolunay'la bir süredir kavgalıyız. Kavgamızın sebebini anlatmayacağım. Ama sonra biz Tolunay'la kavga etmişiz. Tolunay da salak salak triplere girip almış yorganını. Bir de yorgan çıkar. Ha, o kadar onu, gıcık oldum ki sana o gün, anlatamam. Onu anlattım ama karabasan bastığı günü anlattım. Ya sen de her boku anlatmışsın. Sen ya. Onu mu anlatacaktın? Evet. Anlattım karabasan bastığını iki işte kere anlattım. İşte bana böyle hatta bokluk yaparsa oh olsun. İşte Allah da cezasını. Ben böyle mübarek bir insanım. Ben böyle mübarek bir insanım. Allah gördü ve sana bastırttı. Öyle. Tövbe estağfurullah. Neyse, bir daha bana doğru düzgün davranman gerektiğini öğren. Ve o gün yorganı çıkartmış olmanı çok sinirlendim. O yorganı tekrar aldığın gibi yerine koymamana ekstra sinirlendim. Sen koydun mu? Hayır, niye koyayım onu, sen düzelteceksin. Koyarsın, zamanı gelir koyarsın. Eğer yapma, o yüzden şunları yap. Hak ettin şu an bunu Tolunay. Barışalım. Gerizekalı konuşsak. Burası çok havasız değil mi şu an? Ben bayılacağım. Hayır, çok havasız. Vallahi petek açık galiba. Burnunuz ben onu tıkalı kapatırım çünkü. Aa, bu peteğe su koyuyorlar. Nemi aldı diye, biliyor musun sen odayı? Yok, burada nemlendirici var ya zaten. Doğru. Neyse, o karabasan olayını da Tolunay anlatmış. Benimle kavga ettiği için ama sadece bastığında, bilin daha önce hiç başına gelmemişti. O gün sırf yorganı çıkarıp gerizekalı. Dalmış. Öyle. Ne var? Varmıyorum, fark ettiniz mi? Her şey sizin için. Mikrofonu ama yakınlaştırmışsın yine. Yani başka ne anlatacaktım? Başka anlatacağım bir şey aklıma gelmiyor. Mertcan'ın nikahına gitmedim. Çünkü çağırmadı. Ama Allah mutlu mesut etsin inşallah. Allah herkesi mutlu mesut etsin. Aynen. Kimseyle alıp veremediğimiz yok yani. Tabii tabii canım. Ayıp etmişsin. Hocam çağırmadı dedik ya, amcık hala ayıp etmişsin diye. Ben ne yaptım amına koyayım? Biz onu çağırmıştık. Mikrofonu onun aracı vermedi. Mikrofonu onun aracı sayesinde Rod'a yazdım. Rod hediye etti sağ olsunlar. Peki ya şu abi, video hakkında ne düşünüyorsun? Ufak bir drop var gibi. Bugün de çok şey yapmış. Kıyafetten dolayı mı diyorsun? Kıyafet dans. Bugünkünü gördün mü? Yok, görmedim. Bugün ben de görmedim. Ben de haberim yok. Ufaktan kulağımıza yani bilgiler geliyor arkadaşlar. Şimdi size de ekranı vereyim. Ufaktan bilgiler geliyor. Az önce Cahreyn abimi de izlerken gördüm zaten. 35. bölüm tanıtımı değil. 34. bölüm. Aa arkadaşlar, bu arada artık lütfen. İşte belki de şey, evliliğe inanmayacak. Maşallah ablama. Ailevi değerlerim. Ben ablama maşallah. Ben izlemiyorum şu an. İzlemiyorum. Sadece Özden'e bir şey göstermek için. Özden az önce Cansel'in dans ettiği bir gerçekten video gösterdi bana. 9 tane hayatım, sen bunu izleyebilirsin.
Bunu izlemek var, izlemek var çünkü. Çünkü sen abi. O amaçla izliyorsan eğer. Evet. Sen eğer bunu izlerken o amaçla, o gözle izliyorsan zaten ben, sen benim görmediğim zaman her şeyi yapabilir, her şeyi izleyebilirsin. Ben bunu engelleyemem. Bu senin karakterinle ilgili bir şey. Zaten senin karakterin de böyle bozuk bir karakterse bunu illaki görürüm. Evliyiz. O zaman olanlar olur. Ama ben senin o gözle izlemediğini zaten bildiğimden diyeyim ya da inandığımdan diyeyim. O yüzden hiçbir problem yok yani. Sen izleyebilirsin, ben bundan rahatsız olmam. Chat ne düşünüyorsan... Öyle. Ne ya? Başka bir şey düşünüyorum. Yine daldın ya. Özden bugün duygusal bir tık ya. Sen niye böyle bir tık hani böyle içine... Beni de mahvettin, beni de yordun Özden. Ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Bir enerjisizlik saçıyorsun. Aşkım çünkü boğazım acıyor. Enerjisizlik saçıyorsun ya. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Esra çorap alabilir misiniz? Yetişkin çorabı, erkek yetişkin çorabı. Ben artık onu satıyorum. Erkek yetişkin çorabı satın alabilir misiniz SV22'den? Peki Ali Biçim'le videonu izledim yayında? Daha izlemedim, onu izleyecektim ya. Hadi bakalım, gel birlikte izleyelim. Bugün izlemem ama bugün cesaret atacağım. Yarın sözleşelim, yarın izlerim. Yarın yalnız Ali Biçim, Fit, Tonu Eren 0, Futbol 2. Bu Aybüke'de nasıl çakaldan girdi, TikTok'a girdi, sonra bu kısmetsiz olur'a girdi de kendini gösterdi kız ya. İşte aslında girişimcilik böyle bir şey. Çakal dövmesini boynuna yazdırdı, girişimcilik. Peki sence... Büyük bir girişimcilik bence. Bilmiyorum ya. Biz şu an arkada yalandan dönüyor ya, izlemiyoruz arkadaşlar. Ulan kısmetse olur açtığında izleyicisi düşen tek insan ben olabilirim amına koyayım ya. 1300'lük 1230'a inmişiz ya. Ulan amını siktiklerim, niye gidiyorsunuz? Ben öyle yalandan dümenden açtık. Ulan milletin 100.000 200.000'i görüyor, bizim amına koyayım gittiler. 70 kişi gitti. Ha? Kimin 100.000? 100.000 abarttı, 30.000 falan filan. Sen biraz fazla sallıyorsun. Falan filan diyorum, götümden sallıyorum Özden. Saçların şu an çok çirkin duruyor. Ben saçlarımı çok beğeniyorum şu an. Bugün asansöre bindim hatta, dedim ananı sikeyim dedim. Bu saçlara bak dedim, bunlar gidecek sana dedim. Sana bir şey söyleyeceğim. Ananı avradını dedim. Bir tane arkadaşım var. Hayır, arkadaşlarımdan bir tanesi. Bir çocuğu beğeniyordu diyeyim. Ve çocuğun burcu... Ya bilmiyorum ya, şu an bana... Şimdi böyle şey de oluyor. İşte öyle. Falan falan. Ne ya? Görüyorlar videolarımı. O yüzden bunu görürlerse yani. Öyle. Ne ya? Alma ihtimali de var. Yok da. Neyse. Birisi... sırf birini bırakır mısınız? Sen ikizler burcusun. Ben ikizler burcuyum. Bayağı mı, o kadar netler ki ve birçok kişi bu yönde. İkizler burcuyla asla olmaz, ikizler burcuyla asla olmaz kafasındalar. Ananı sikeyim böyle bir şey. İkizler burçlarına karşı bir ön yargı var ama ya. Var. Ön yargı olmayabilir mi acaba bu? Ama bak. Bu gerçek olabilir mi? Ben de ikizlerden çok barındırdığım bir şey yok bence benim. Bence senin de var biraz ikizlerden. Biraz dengesiz, kararsız ve salak olabilir. Öyle. Ne ya? Başka bir şey düşünüyorum. Yine daldın ya. Ama sırf ikizler diye, dur chat nerede ya? Sırf ikizler diye bırakır mısınız onu? Ama burada da kız izleyici de yok. Kızlar burada mısınız? Kızlar yayına gelin chat. Kızlar. Öyle. Kızlar burada mısınız? Erkekleri ilk sırf ikizler. Kızlar erkeğiyle olur mu? Kızlar chat'i sadece kızları açar mısınız? Öyle bir şey var mı? Bence olabilir mi? Öyle olamaz. Bir şey olsa kapatmam ki ya. FIFA oynayacak vaktimiz maalesef yok. Çünkü sabahın 6'sını 10 geçesine... Ve işe gittim, sonra dışarılarda sürttüm ve eve geldim ve yarın yine şeyde başlayacak. Ne yapıyorsun sen? Ne deniyorsun şu an? Şu an ne yapıyorsun? Yayın basıyordum sana. Neden? Benim yaptığımı yapıyorsun bana. Sen konuşurken komik oluyor. Bak tak kulaklığı. Özlere bir anlatalım hemen. Tak ya kulaklığı. Ben sevmiyorum bu kulaklığı takmayı. HyperX Cloud'dan özür dile. Hayır, o markayla hiçbir alakası yok. Bir tak, sadece bir şey izleteceğim kulaklık ya. Tak. Böyle kulaklıkları... Ya bu kulaklıklar... Çok kötü. Şu şöyle kapalı olanlar bunlar. Oha Özden. Tesettürlülerden özür dile. Ha? Tesettürlülerden özür dile. Yemin ederim ben bunu takınca seni duymuyorum. Bak Arda Turan'ın eşi konuşuyor. Olayı anlatayım sana. Duyuyor musun beni? Duyuyor. Salak mısın? Nasıl duymuyorsun beni ya? Tamam, o tek kulağını tak. Hayır öyle de hoş olmuyor. Duyacağım ben seni. Arda Turan'ın eşi konuşuyor. Arda Turan uzaklara dalmış ama. Bak buradan tamam. İzle, buradan izle. Tamam. Sen konuşurken ben uzaklara dalıyorum. Öyle. Tamam. Ne ya? Başka bir şey düşünüyorum. Yine daldın ya. Bu adam Arda Turan hakkında adam gibi konuş.
pardon adam dediğim için özür dilerim. Arda Turan hakkında adam gibi konuş. Adam dediğim için adam özür dilerim. Adam gibi konuşmam burada. Bu şahıs benim hayatımda... Siktir git adamın asabını bozma. Karakteri bozuk. Lan Arda Turan öyle deme, salak mısın? Niye öyle diyorsun? Kanki diyorum sana. Neden diyorum biliyor musunuz? Çünkü ben bir Selena'dan ayrıldığı için benim için bitti. Selena mı? İki de şu. Mesela onun şeyini de yapmışlardı. Ben görmüştüm. Selena'yı düşünüyorum. Ya siktir git dedim ha. Aynı videonun devamında. Tamam, annesini yaptılar. İki de bir eğlenmeye gidiyorlar. Başka birisinin karısına asılıyormuş. Adam bu adamı aynı ben. Şaka yaptım ben şey yayında komik. Şimdi biz mesela Twitch'e düştük. Tonla öğren Twitch falan. Aha aynen. Şey Instagram'a koydum. Evet evet. Size bir hikayemizi daha anlatayım. Şimdi ben seviyorum böyle eğlence mekanlarına gidip eğlenmeyi vesaire olabilir. Tonlay da sevmiyor. Tamam olur. Böyle farklılıklarımıza saygı. Ya siktir git dedim. Doğum günüm. Arkadaşlarımla sürpriz yapmış arkadaşlarım. Onlarla kutluyoruz falan. Tabii ben de istiyorum ki arkadaşlarım varken işte şey hani eşim... hani eşim ya benim doğum günümde vesaire. Dedim ki Tonlay'a hadi sen o güne Tonlay'ın maçı var. Maça gitti dedim hadi maç çıkışı gel vesaire. Biz de böyle bir eğlence mekanına gitmiştik. Tonlay geldi. Yani suratı zaten 5 karış asıldı. Benim de işte doğum günüm en güzel gün vesaire vesaire. Yani o gün ne? Tam doğum günü araya değil de. Araya girebileceğim bir zaman söyle de kendimi bir ifade edeyim. Tamam en bitince. Bitince de. Sonra gittik. Bekle sus. Sonra gittik oraya. İşte eğleneceğiz güzel ortam falan derken. Tonlay suratını astı. Asla içeri doğru girmedi. Böyle girişte merdiven orada dikiliyor duruyor. İnsanlar da böyle bir kaldılar falan ne yapacaklarını bilemediler. Yani herkes bana bakıyor bilemediler değil mi? Mike, niye sana bilemedi? Bakıyorlar? Kim bana bakıyor ya? Niye herkes sana bakıyor? Bakmıyor niye hayır, bilemediler ne demek? Hayır insanlar dediğim benim arkadaşlarım ha, tamam, yani. Bilemem. Diğer tamam, kişi de yabancılar diğer... değil. Hayır benim arkadaşlarımdan bahsediyorum. Sonra biz kızlarla geçtik biraz oynadık. Ben onları çağırdım gelin dedim boş verin dedim Tonlay o takılsın. İşte erkekler de vardı. O çocuklar da tabii şey yapamadı. Hani Tonlay'ı orada bırakıp yanımıza gelemedi. Onlar da eğlenemedi. Sana var ya o gün acayip acayip gıcık olmuştu. Tamam anlatayım mı kendime? Anlat. Hazır mıyız? Abiniz konuşuyor. İyi dinleyin. Beni o dalan yapar bir sus, mısın? Bir beni sus. O dalan hangisiydi? Öyle. Ne ya? Başka bir şey düşünüyorum. Şundan normal tamam mı? İnşallah. Ya ama hayır. Hep basma. Ben de bir kendim. Bak ben sana basmadım. Dinlet. Tövbe estağfurullah. Ben seni dinlettim. Öyle. Ne ya? Başka bir şey düşünüyorum. Dur bir kendimi anlatayım. Gerçekten bekle ondan sonra öylesin. Bak. Hayır basmadım ki az önce sana konuşurken basmadım. Ne boş yapacaksın? Ya, anlatayım tamam. Biraz dinle yok. Dinleyin. Sik kadar bir mekan. Yalansa yalan de. Normal. Sik kadar. Eğlence mekanlarını biliyorsanız gayet geniş, sik güzel, kadar normal mekan, bir mekan. Götümde bir şeyler hissettim yani size öyle diyeyim. Kocaman kalın bir montu. Bir sus bak kendimi ifade. Ben sana bir şey dedim mi? Ben sana... Ben hiçbir şey abartmadan anlattım. Yemin ederim ki hiçbir şey abartmadan anlattım. Hatta hafif bir sus da bir anlatayım. Sik kadar mekan götünde sürekli dalga hissediyorsun tamam mı? Ortada yalan, bir yalan. Ortada bir podyum gibi bir yer var. Bir basamak çıkılıyor millet. Ortada o podyumun etrafında herkes toplanmış. Dans ediyorlar. Tamam. Amına koyayım o kadar cringe bir ortam ki bir dans şarkı çalıyor herkes normal. Orada dans ediyor. O kadar cringe'di ki orada dikildim böyle şu dayı gibi. Ben işte bana çok yani sik kadar bir mekan. Sik kadar mekan değildi. Tanım. Normal boyuttaki bir mekandı. Allah çarpsın ufacıktı. Yemin ederim bu odanın iki katıdır. Maksimum olay 20 metrekare. Olay şu ki. Max tamam 20... Tolunay sevmeyebilir öyle ortamları. Ki ben seni daha önce sokmuş muyum öyle ya bir ortama? Ya sevmemek değil millet orada koca avcılığında bir milletten kere... yalandan dans ediyorlar. Ya sen yalandan sana ne milletten? Ya herkes öyle milletten. Ortam kötü ortam. Önemli olan ben benim orada önemli tamam, olan öyle. Benim. Ortam kötü. Sen benim için geliyorsun oraya. Tamam geldim. 40 yılda bir geliyorsun. Ve o ortamdaki enerjiyi... Keyfimizi bozmayacaksın. Bak bir bak bir sus tamam bir sus. Bozmayacaksın. Bir çakalın lan. Sen ayıp ettin. Çakalın lan. Ya siktir git dedim ama. Ya siktir git dedim ama. Ya bir sus ben de konuşayım. Sus lan. Bir çakalın o lansmanındaki o kocaman yer güzel eğlenceli yere bak. Bir de senin beni götürdüğün sik kadar yere bak. Tolunay. Zaten amına kodumun çocuk bak. Amına kodumun çocukları var. 3 kişiden biri böyle. Elinde 2 tane şişe, bira şişesi. Kızlara gidiyor. Nasılsın, iyi misin? Hayır, hiç öyle değil. Gel tamam. Amına kodumun anasını siktimin kansız orospu evladı. Buna karışamazsın. İnsanlar öyle de olabilir. Irz düşmanı dolu. Her yer Icardi dolu. Sikimi sallasam Icardi'ye çarpıyor. İnsanlar böyle de olabilir. Sen buna karışırsın. Sen lan, öyle misin? Benim yanımda adam sen ya. Sen öyle misin? Ya ben öyle bir mekana girmek istemiyorum. Hayır, belki bizim ben alt girmek katta istiyorum. Suçlu biri oturuyor. Üst katta. Bana ne? Ben görüşmedim sürece. Ben girmek istiyorum. Ya Özden tamam ben istemiyorum diyorum Allah tamam, Allah. Tamam canım benim sen istemiyorsun. Tamam istemiyorum. Tamam.
Allah Allah ben ya. Ben istiyorum ama değil mi? Bu tamam, nasıl kapıyor? Tamam bana ne ya Allah tamam. Allah. Benim için bir kere 40 yılda bir kere. Sen geliyor mu halı sahaya? Adam eksik olduğunda seni çağırıyorum tamam, geliyor musun? Tamam bir kere siktir, gelirim. Gelmedin adam eksik dedi. Öyle. Ya siktir git ya. Haklıyım ben net haklıyım abi. Ya amına kodum çocuğu bir sus. Uyumsuz böyle bir çocuk. Ya ben böyle eğlence sevmiyorum kardeşim. Ben öyle yere gideceğim. Halı sahaya giderim. Paşalar gibi abi, eğlenirim. Abi anlaman mı kıt? Kıt. Anlatamıyor. Sevmediğini biliyorum. Anlıyorum, kabul ediyorum ve saygı duyuyorum. Sadece bir güncük böyle keyif almaya çalışabilirsin. Belki bir kere keyif bu, alınca hep keyif alacaksın. Siktiğimin FIFA'sını oynuyoruz. Benim işim bu arada bak. FIFA oynuyoruz. Özden'le video çekiyorum. Dakkıl. Özür dilerim. Anlatayım mı ne yaptığını bende? Bak bir tak kulaklığı. Az önce yaptığın olayla birebir bir şey basacağım. Hayır. Şurayı izle. Hayır bir dakika. Tamam izle bir mi? Dakika, izle. Bir dakika. Bir izle ya. Hangi olay? Hangi olay? Tamam mı? Hayır o kadar ağır bir şey değil. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Olay. Hayır. Yayını kapatırım. Yemin ederim yayını dökelim. Aşkım ayıp ediyor. Bak şu an ciddiyim ayıp ediyorsun. Yanma. Rezil olurum. Tamam bir bak ne olduğunu bak. Tamam ne olduğunu az önce bastım zaten. Tamam benim tamam ben. Tamam benim tamam. Bir baksana Allah aşkına. Ya çok komik. Vallahi çok komik. Seninle görüşmek için diyorum. Şu ekrana bak. Bu ekrana. Ananı sikeyim böyle bir şey yok. Orospusun sen. Sen orospusun ya. Allah Allah. Doğal şeyler bunlar. Siktir git. Aptal. Kendini öyle işte ne konuşuyordun yani. Ya bak bizim senin bu bizim bu huyumuzu çarpıyor. Seviyorum biliyor musun? Böyle kavga ettikten sonra barışıyoruz falan. Hayır ben ama sen ayıp ettin o gün. Ben de sana bir şey diyeceğim. Bir daha olmasın. Doğum günüm yaklaşıyor bu arada. Senin doğum gününde ben askerde olacağım. Askerde neredeyim onu sakın söyleme. Ne zaman neredeyim sakın söyleme. Orospu evlatları yine dadanır madanır bir şey olur. Arkadaşlar Tolunay Şubat'ta. Ben geri söylemeyeceğim. Şaka yaptı Özden. Doğum gününde askerde misin? Tamam. Salak şeyler var ya bize dadananlar onlar tamam. Yanlış info alsın diye uğraştım. Ben ne yaptım? Ben de yanlış info veriyorum. Ben seni anlamadım ya. Dur bir şöyle. Aptal mı? Bir oksijen girsin benim. Ananı sikeyim böyle bir şey yok. Öyle işte. 5 Şubat'ta. Aa sizler var mı askere gidecek olanlar? Nereler? İstanbul'da olanlar askere gidiyorum demesin bu. Cemile İstanbul çıktı bu. Amına kodumun ayısı ya. Şanslı köpek ya. Ben deodorant sürüp geliyorum. Deodorant sürmeyi unutmuşum amına koyayım. Yok mu askere giden ya? O kadar mı küçük çetinin şeyi yaşıyor? Sonra ben dedim ki işte sonuçlara bakıyoruz falan. Birkaç arkadaşın İstanbul çıktığını duydum. Dedim ya inşallah dedim sana uzak bir yer çıkar. İnşallah sana uzak bir yer çıkar dedim. Yani çok da yakın olmasın dedim. Sonra uzak bir yer çıktı. Neresi olduğunu söylemeyeceğim ama. Sadece uzak bir yer Antakya. Çıktı söyleyeyim. Sonra Tolunay beni suçlamaya başladı. Sen o kadar istedin ki o yüzden uzak bir yer çıktı diye. Hakkari çıksa bu arada şey yapardım. Bedelliği normale çevirttirirdim. Neyse ben de 20 gün parti yapacağım arkadaşlar evde. Şırnak. Amına koyayım şey çıktı. Yok Şam çıktı Şam amına koydum yerinde. Sen yokken neler yapsam acaba? Ya hadi Özden ya. Ben bakayım bir yolunu bulayım bakayım da sen bir gör. Ya hayır ya gideceksin o askere. Yok mu babası komutan olan falan var mı? Tamam, babası komutan. Bence bu konu. Konuşma. Babası komutan ol- ya tamam Allah Allah şaka bak şaka olayı ciddiymiş gibi lanse ettin mi ciddi oluyor amına koyayım. Ben şaka ol- babası komutan falan filan şaka olayı falan filan. Oğuzhan Uğur'un var. Yo öyle değil. Eldiven gelmedi ya anasını avradını sikeyim. Ne eldiveni? Abi sen sürekli bir şey bak artık ben ev alacağız ev ekonomisi falan fistan derken şey yapıyorum. Biraz daha az alışveriş yapıyorum az para harcamıyorum. O sırada akşam pub'a giden Özden az önce nereden geldin? Gitmedim normal. Anlat. Yemin ederim ki alkol bile almadım. Tolu. Tamam kaç para verdin? Normal bir kafeye gittim. Menüye kaç para verdin? 200 küsür bir şey. Tamam ben de bir bıçağa 4000 lira vermişim. Çok mu amına koyayım ya? Aptalsın sen. Ya bir bıçağa 4000 lira vermişim çok mu? Neyse ben hatta 4000 de değil. 6000 çok mu? Amına kodum çocuğu. Amına kodum çocuğu. Az oğlum az amına koyayım ya. Ama hala göndermedi orospunun evladı. E aşkım sen ne zaman ne yaptın şimdi gidiyor mu? Gidiyorum. Kendine çok iyi bak. Oğlum bu hala kabul etmemişti ha ya. Senin bilgisayar da burada. Sandalyede şu an götümde. Siz nasılsınız arkadaşlar? Siz de Özden'le bir saattir tartışmadan. PSG El Nasır maçını Messi, Ronaldo çıkana kadar ufaktan izledim. Bir şey diyeceğim. Ronaldo oynamaya başladı mı o takımda? Daha başladı. İkinci maçı galiba. Oynuyor. Nasıl? İzlemiyorum ki. Kim izler zevkli ki? Zevkli mi? Arap Ligi'ni kim izler ki? Bugün PSG ile maç yaptılar. O bile zevkli değildi. Ronaldo kendini bitirdi diyebilir miyiz? Hazırlık ya, yaptı 30, 36 mi? Maçında daha atsan olur. Bitsen olur. Bitmesen olur. Zaten yaş olarak bitti. Hayır ama mesela yani. Şey atıyorum ki Alex
Hani hep Fenerbahçe'deydi ve şeyinde Fenerbahçe'de yapmamış mıydı? Bitiş. Yo, başına. Jübile'yi sanki şeyde yaptı lan. Brezilya'da yaptı sanki. Aa, başladığı galiba takımda yapmış olabilir. Tam bilmiyorum ama sanki Brezilya'da yaptı. Mesela Alex hep böyle şey güzel aklımızda ya. Ya da ben onu bildiğim için böyle Brezilya'da aklımda yaptı değil mi? Aynen. Hatırlıyorum, hatta hakem yere Alex yazmıştı değil mi şeyle? Hakem mesela kıyak olarak frikik kullanırken yere Alex yazmıştı krem şantiyle. Ama bence Ronaldo'nun bitişi artık çok da öyle aa Ronaldo jübilesini yapıyor falan filan olmayacak. Ya da son maçları çok böyle şey Ronaldo düşmüş olacak artık. Ronaldo ya daha güzel bir yere gitmeliydi. Hani şey böyle burada bırakamadı. Şöyle bırakmış olacak evet, gibi. Evet evet öyle. Yani eski takımına gitse Sporting Lisbon mesela, Portekiz'in o kadar iyi olmayan bir takım ama ilk başladığı futbol takımı. Herkes saygı duyar, hiç kimse aynen bir şey demez. Messi'den de onu bekliyoruz mesela. Messi ilk başladığı Arjantin'de bir sikim bir takımda başlamıştı. Oraya gidebilir. Suarez kendi sikim sonik takımına gitti. İlk başladığı sikim sonik takıma gitti. Yani o tarz saygı göstermesi gereken olaylarda zaten herkes duygusal olarak aynen bakıyor ve duygusal olarak sıkıntı çıkartmıyor. Fakat yani 200 milyon euro sen olsan sen gitmez mi? Giderim, ben giderim amına koyayım. Ben yani 2 milyon kredi çekmek için götünü yırtan bir insanım. Ayda 15 bin lira nasıl ödeyeceğiz diye götünü yırtan bir insanım. Cristiano Ronaldo'nun 200 milyon euroya ihtiyacı yok. Kimse beni inandıramaz. Gerek yok. Bence ya de gitsin Avrupa'dan 50 milyon euro alsın amına koyayım. İhtiyacı yok yani. Bir de bence o adamın bir yerden sonra hani zaten parayla ilgili derdi yok. Daha fazla para yerine saçlarıma ne oldu lan? Kendi şey prestijini daha ön plana çıkartması lazım. Saçın tolu, biri saçların diyor. Ne saçın amına koyayım? Ne anlatıyorsun? Saçın demek istemiştir. Yo, saçın diyor. 5 kere saçın diyor. Saçın. Ebenin saçı. Ne saçı amına koyayım? Ya amına koydurtma be. Ha, saçlar gidecek askerde diyor. Onu diyormuş. Tamam, ne yapayım? Gitsin. Ne alaka şu an? Şey ne bileyim oldu. Ronaldo'yu konuşuyoruz. Arda Turan aç. Öyle. Ne ya? Başka bir şey yine kaldın ya. Bu en sonda da benim saçlar çıkıyor. Saçlarım uzun hale. Amcık, burada Ronaldo'yu konuşuyoruz. Saçın diyorsun sen hala amına koyayım. Neyse ya, Ronaldo'nun da öyle işte muhabbeti bitti. Ben böyle düşünüyorum. Öyle. Ne ya? Başka bir şey düşünüyorum. Yine kaldın ya. Sen takıldın mı mime? Başka mim yok mu? Ananı sikeyim. Bugün 3 tane mim yükledim. Yeni mimler. Biraz önce Arda tamam, Turan. Tamam, bir de açma onu. 2. Ali biçim amına kodum çocuğu bir sus. Tamam, hani gördüm. Biri konuşurken basıyor. Amına kodum çocuğu sus da anlatayım bir. Sus da anlatayım bir. 3 de az önce şu. Aynen. Neler yapıyor fişler. Ya siktir git dedim amına koyalım. Anladın mı? Aa, şeyi anlatsana. Şu. Gittin ya. Nereye gittim lan? Neydi o adamın adı? İki tane adı var. Ali biçim. Nickname'i yok de. Mahlas. Mahmut ne? Mahlas. Mahsun. Ha, Mahsun. Röportaj adam. Mahsun. Orada sana mikrofon uzattılar da nasıl sıçtın? Sıkıcı mıkıcı dedim. Bana sonra film nasıl? Ben diyorum ben sıkıcı olmasını bekliyordum diyorum ama sıkıcı değil. Normalde Mahsun'u 40 dakika 40 saniye görüyorduk diyorum. Sıkıcı olmasını bekliyorduk videonun ama sıkıcı olmamış olan. Bir de toparlamaya çalışıyor işte. Normalde adamın çok küçük sahneleri var ya. Dediğini bir tekrar. Sürekli sıkıcı değil. Sürekli. Onu gördüm ben galiba ya, dur bakayım. Filmin adı neydi? İllegal Hayatlar. Bu arada film güzeldi bence. Neydi lan illegal? Adamı kısa görüyoruz, niye diyorsun? Oğlum yani Mahsun abimi sürekli 30-40 saniye görüyoruz. Amına koyayım 3 saat görmek sıkar diye düşündüm ben. Onu belirtmeye çalışırken bir tık sıçtım. İllegal Hayatlar film. Ya benim bu Insta'dan atıyor sürekli de dur. Ben varım galiba. Ben burada geçen gördüm çünkü. Ama ben utançtan izleyemem biliyor musun? Sen varsın ya. Anasını sikeyim, niye açmıyor ya? Yani ne olur aç. Ama oturum açmıyor ki. En kötü şey yapacağız. Ya. Insta'ya girelim. Ya. Bu arada ben film hakkındaki görüşlerimi söyleyeyim. Ben filme gittim. İş çıkışı gittiğim için biraz yorgundum. İş çıkışı böyle etkinlikler yapmaya alışık değilim. Uyukladım gibi. Ama böyle ara ara uyanmamın şeyi de kahkahalardı. Kahkahaları uyandım. Hazır mıyız chat'im? Dur ama bu. Ben ilk defa izleyeceğim bunu, ya. Bunu bilgisayara vermem bana lazım. Bana göndersene. Dur vereceğim. Telefonun ekranını vereceğim. Çünkü Instagram'a giremiyorum abi. Sen kulaklığı tak çünkü alamayacağız ses. Niye bana atmadın bunu? Görür. Ya ben görür görmez. Ben utandım zaten. Aşkım ben izlemedim. Utandın? Hayır ben izlemedim bile. Sen de ilk defa izleyeceksin. Bir bak bakayım. Komik. Ses geliyor mu? Davet ediyoruz. Geliyor. Çok güzel film olmuş. Herkes çok eğlendi. Çok beğendik. Aynı yani Mahsun'la biz bu sene tanıştık. Seni duymuyorum ben. Tamam sen dinle bir saniye. Filmle ilgili iddiaya da girdik.
Bence iddiayı ben hazır kaybedeceğim mıyız? Bu film milyon yani. Bence bu güzel film olmuş. Ben bu kadar üst düzey bir film beklemiyordum. Yani bir YouTuber'a göre bence çok çok güzel olmuş ve sıkmadı. Ben açıkçası birazcık sıkılmayı bekledim. Çünkü Mahsun genelde 30-40 saniyelik videolar yapıyordu Mahsun abi. Bu video ne kadar 2 saat oldu galiba. 2 saatte ben hiç sıkıldığımı hissetmedim ve çok zevkli bir filmdi. Ben tebrik ediyorum. Başarılığını devam ediyorum. İnşallah beğenilir de ikincisi çıkar yani. Bence o kadar kötü konuşmamışım. Evet. Ya da kesmişler ama... mi ne yaptılarsa artık amına koyayım. Ben sanki bir tık daha yani o an ben bir tık boş yaptım gibi gelmişti. Şimdi o kadar kötü gelmedi. Ben kulağımdan evet, duydum bu arada. Evet. Bence de gayet iyi. Kız görünce ben ilk defa kız görünce ben. Öyle. Ne ya? Başka bir şey düşünüyorum. Her şeyi aynı şeyleri tekrar söylemişsin. Mahsun abi bu yanlış mıyım kanka ben objektif konuştum abi ben yalamam yani Mahsun abimi çok severim ama orada olduğunca objektif konuşmaya çalıştım. Konuşmuşuz da başarmışız da yani. Bir de şey güzeldi bence. Sosyal medyadaki kimliğini filme yansıtabilmiş olması. Mesela başka film çıkaran YouTuber'larımız var ve hiç böyle şey samimi değil bence. Çok böyle yapay duruyorlar. Sosyal medyanın bence güzel yanı İnsanların farklı bir öyle. Kendileri gibi olması ya biraz. Evet. Ben onu seviyorum yani sosyal medyada. Hani seni izliyoruz, Solunay'ı izliyoruz. Evet. Ama işte yalı çapında. Reklamlarda beni izlemiyorsunuz mesela. Ha mesela. Onu ben de sevmiyorum. Yani seni izleyebildiğimiz reklamları daha çok seviyoruz. Ya biz çekerken falan da daha çok keyif alıyoruz. Hı-hı. Ama işte dizi izlerken, başka bir şey izlerken onu izlemiyoruz. Bu tiyatrodan falan bahsetmiyorum bu arada. Bazı işte bu film de röportaj adamı görmüşüz gerçekten. O YouTube'da gördüğümüz gerçek röportaj adamı. Ama bazı YouTuber'ların çektiği sinema filmleri... Gerçek film gibi. Bana ne amına koyayım. Ben gider gerçeği aynen. izlerim daha iyi yani. Hani gerçek filmi aktör yapsın. YouTuber'ın yaptığı film kendisini yansıtsın. Kendi YouTube'dakini yap. Yansıtsın. Çünkü biz onu YouTube'da görerek seviyoruz. O halini seviyoruz. O halini izliyoruz. Doğru. Filmini izlediğimde de o halini izlemek istiyorum. Gibi bir şeyler işte. Beni konuşturmadılar arkadaşlar. Bana mikrofon vermedin. Daha o kadar büyümedim. Özden sosyal medya... ben de olayın yancısı olarak... Sosyal medya kişiliğiyle tanımıyor ki. Sen de YouTube'a video atsan sen de konuşurdun. Evet. Sen Özden niye YouTube'a video atmıyorsun mesela? Var mı bir açıklaman var mı? İnsanlar ben bekliyor. Ben gidiyorum. Hoşça kalın. İnsanlar bekliyor. Ben iki tane yaka mikrofonu alacağım. Çok yoğun alacağım. Çalışıyorum ben de geri döneyim. Özden... Amına kodum çocuğu. Amına kodum çocuğu. Sırtlar mı dinle? Kendine bak. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bu arada kamera çok şekil duruyor. Güzel duruyor. Aynen. Kalbini kırdıysam? Ya siktir git ya. Sen bir şey... Amına kodum çocuğu. Sırtlar mı dinle? O yorganı çıkarttın diye kalbimi kırdı anlattım. Ya tamam Allah. Koyarım yerine Allah Allah geçen ya. Geçen seneki doğum gününde doğum günüm az kaldı. Fikirler verin Tolga'ya. Doğum gününde ne yaptım lan? Pasta yaptım gittim doğum gününde. Gittim ya. Ya gittim ya. Anlattım ya hikayeyi. Dinlemiyor musun? O ağırlık sen. Geçen seneki doğum gününde ne yaptım? Onlar ilk sene miydi? Yok geçen seneydi. Ne oldu ki? Pasta yaptım sana aşkım, evde. Anlattım ya hikayeyi bardağı. Anlatmadın. Bardağın mal durdun diye. Bara gittim. Ha o bar gününden mi? Ben onu bar diye attım. Bu senin doğum günün değil lan. Benim doğum günüm. Ama başka gündü. Doğum tamam, günü mü? Tamam ben onu hatırlamıyorum. Doğum günümde değil tamam, de ben direkt doğum gününü hatırlıyorum. Ya doğum gününü doğum gününde kutlamayan da zaten siktirsin gitsin kutlamaz. Ya doğum gününde doğum gününde kutlamayan siktirsin sen gitsin zaten doğum gününü kutlamasın ya Allah Allah ya. Öyle. Ne ya? Başka bir şey düşünmüyorum. Yine daldın ya. Yine daldın ya. Hemen bir Discord'a. Şimdi mi? Şu an yapamam yayın. Yayın halindeyim şu an. Tamam. Ya hadi be oradan sen de Allah Allah ya. Hizmetçi mi buldun kendine hizmetçi mi? Baksana kanten betana atmış koltuğu amına koyayım ya. Yemiş koltuğu yemiş ya.